sorumuz daha var. Güzel sorular sormuşlar. Bizi de en azından sevindirmişler. Evet, nurlu bir hacı abimiz, hacı amcamız. Bakalım o ne konuşmuş. Selamünaleyküm. Nihat Hocam, sizden bir istirhamım olacak. Ben gül kokusu satıyorum, çeşitli kokular satıyorum. Bu kokuların esas mahiyetini Peygamber Efendimiz'e hangi kokuları severdi? Günün içerisinde cuma günleri farklı kokular mı kullanıyor, perşembe günleri ya da pazar günleri, yoksa hep aynı kokuyu mu sürer, gül kokusunu mu çok severdi gibi. Böyle şeyleri bize merakımız, bize de sorarlar. Peygamber Efendimiz hangi kokuyu seviyorsa biz o kokudan istiyoruz diye. Biz de bunlara yanıt veremiyoruz maalesef. Sizden de bu bilgiden de faydalanmak için cevaplarsanız memnun olurum. Hayırlı günler diliyorum. Bir gün özel bir bölüm açalım bununla ilgili. Hazreti Peygamber'in sevdiği isimler, sevdiği kokular, sevdiği yemekler, bütün bunları, sevdiği elbiseler tercih ettiği. Zaman zaman anlatıyoruz aslında ama Hazreti Peygamber ud kokusunu severdi. Ud dediğimiz biliniyor, bugün de biliniyor. Yani ıtırcılarda, ıtır, attar, kokucu demek. Kokucularda, Mekke Medine'de gezerken çok duymuşsunuzdur hacca, umreye gidenler. Ud dediğimiz bir ağacın kokusu vardır. Ud ağacı. Onu yakarlar böyle. Tutuştururlar. Onun kokusu odayı doldurur. Hatta ilim adamları İmam Malik gibi, Maliki mezhebinin kurucusu İmam Malik gibi, Mısır'da kendisinden ders aldığım İsmail el-Adevi, Hazreti Ömer'in torunu olan bir hocamızdı, Mısırlı. Onun da yaptığı gibi derse giderdik, hocanın dersini okumaya arkadaşlarla beraber Arapça fıkıh dersini takip ederdik. Mescidinde 200 kişilik mescit vardı, ut yakardı. İmam Malik'ten istifade ederek, onun uygulamasında, o da Hazreti Peygamber'den. Onun için Hazreti Peygamber'in bir defa kendisinin kokusu çok güzeldi yani. Güzel kokuyu da severdi. Efendim, mesela Peygamberimiz gözüne sürme çekerdi. Gözü sürmeliydi zaten ama sürme de çekerdi. Gözü koruduğunu söylerdi. Peygamberimize işte değişik bitkilerden oluşmuş olan utlar getirirlerdi. O da yakardı ve böylece ortamın havasını değiştirirdi ama kendi vücudunun da özel kokusu var. Bizim Mekke Medine'de bir çok sevdiğimiz bir koku vardır. Şimdi adını söyleyeyim mi bilmiyorum ama marka adı olmadığı için, yani marka belirtmiyoruz, dükkan belirtmiyoruz. Duaul Cenne diye bir koku vardır. Alimlerin çoğunun o kokunun Peygamberimizin çok sevdiği bir kokuya çok benzediğini ifade ederler. Duaul Cenne, cennet çağrısı diye. Cennetün Naim kokusu var, Kabe kokusu var, var çok kokuları var. Ama özellikle ağaç kökenli kokular daha çok tüketiliyor, onu söylemekte sakınca yok. Bugün dünyada da öyledir, parfümlerin bir kısmı biliyorsunuz ağaçtan elde edilen parfümlerdir. O dönemde de orada Hacı abi o kokular daha çok meşhurdu. Teşekkür ederim. Hacı abimizin gül satıyor, güle benziyor zaten yani, değil mi? Ne güzel benziyor güle. Kendisi de ona benziyor. Hacı abimiz.